Merhaba Mis Mutfak takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güveçte etli yaz türlüsü tarifi vereceğim. Emin olun bu lezzeti yaptıktan sonra mutfağınızda sıkça pişireceğiniz yemeklerden biri haline gelecek. Yapımı oldukça kolay ve pratik, çok da bereketli bir yemek gerçekten. Malzeme listesini açıklamalar kısmına da ekliyorum, oradan da görebilirsiniz. 2 adet orta boy kabak, 2 adet orta boy patates, 10 ila 15 adet arasında taze fasulye, 1 adet kırmızı kapya biber, 5-6 adet sivri biber, 1 iri yemeklik doğranmış kuru soğan, 3 diş doğranmış sarımsak, 2 adet 10 dakika tuzlu suda bekletilip suyu sıkılmış patlıcan, yarım kilo kemikli ve kuşbaşı doğranmış kuzu eti, ve 2 adet kabukları soyulmuş yemeklik doğranmış domatesimi ekliyorum ve tüm malzemeleri rahatça karıştırabileceğim bir tepsiye aktarıyorum. Sebzeleri lütfen çok ince ve küçük olacak şekilde doğramayın. Yarım su bardağı zeytinyağı, birer çay kaşığı kekik, nane, karabiber, pul biber ve tatlı kırmızı toz biber ekliyorum. Etin ve sebzelerin baharat ve zeytinyağıyla iyice karışmasını sağlıyorum. Evet, şimdi tüm malzemeleri güveç kabına aktarabilirim. Benim kullandığım güveç seramik kaplı toprak güveçtir. Eğer güveciniz yoksa kalın tabanlı bir çelik tencerede ya da döküm tencerede pişirmeniz de mümkün. Şimdi pişirme aşamasında size birkaç önemli uyarıda bulunmak istiyorum. Malzemelerimizi kabımıza koyduktan sonra üzerine hafifçe bastırarak sabitleyelim. Ve ocağımızın orta boy gözünde ilk önce kısık ateşte sebze ve etler kendi suyunu salana kadar, yani bir 10 dakikalık süre kadar pişmeye bırakıyorum. Yemeğim birazcık sulandıktan sonra 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. İlk başta harlı bir ateşte pişirmeye bırakırsanız sebze ve et dibini tutabilir. Biliyorsunuz güveçte bu ihtimal çok daha yüksektir. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde su ilave etmedim. Tamamıyla etin ve sebzelerin kendi suyu ve buharıyla pişiyor. Bu sebepten tencerenizin ya da güvecinizin kapağını sürekli açıp kapatarak kontrol etmeyin 40. dakikaya kadar. Bu pişme süresini uzatır ve yemeğinizin suyunu azaltır. Malzemeleri nasıl yerleştirdiyseniz o şekilde kalacak. Karıştırma, çevirme, kaşıkla kontrol etme asla yapmıyoruz. Etler piştiyse zaten sebzeler de pişmiş demektir. Etlerin piştiğinden emin olduktan sonra bir tatlı kaşığına yakın tuz ilave ediyorum ve yine yemeğimi karıştırmıyorum. Güveci şöyle eğik tutarak yemeğin suyundan üzerine doğru döküyorum ki tuz üst tabakada kalmasın, yemeğin bütününe hakim olsun. Tuzunu ekledikten sonra bir 10 dakika daha pişirdim. Güveciniz piştikten sonra dikkat etmeniz gereken konu ise servisinizi asla güveç içerisinden yapmayın. Şöyle genişçe bir tepsiye aktarın ki sebzeler dağılmadan, parçalanmadan sunum yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde sebzeler bütünlüğünü koruyarak pişti. Yapımı hiç zahmetli bir yemek değil ama inanın lezzeti çok çok güzel. Tam bir davet yemeği de diyebilirim. Hemen hemen herkesin
kolaylıkla yapabileceği, evinde bulunan malzemelerle uygulayabileceği bir tarif. Kuzu eti yerine tavuk eti, hindi eti de kullanabilirsiniz. Hatta et bile eklemeyebilirsiniz. Ben bu yemeğin yanına en çok sebzeli bulgur pilavı ya da meyhane pilavı ve cacığı yakıştırıyorum. Muhteşem bir üçlü oluyor. Tarifimle ilgili sorularınızı, görüş ve önerilerinizi bana yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.